Bu videoda şu konuyu işleyeceğiz. Herhangi iki a ve b sayısı için a eksi b'nin mutlak değeri, b eksi a'nın mutlak değerine eşittir. Bunu kısa ve sade bir şekilde ispatlayacağız ve işleme girişmeden önce size çok daha sade bir önerme yazacağım. Buradaki fikir şu. Diyelim ki bir x sayımız var. x dedim çünkü a ve b zaten kullanılmış. x'in mutlak değeri eşittir. Eksi x'in mutlak değeri. Bunun sebebini görmek için sayı doğrusu çizmeniz yeterli. Bir sayı doğrusu çizerseniz, 0 burada. Seçeneklerden biri x'in pozitif olması, x sıfıra eşit olduğunda eşitliğin her iki tarafı da 0 olacağından eşitlik zaten sağlanıyor. X'in pozitif olmasındaysa, eksi x değeri 0'a pozitif x ile eşit mesafede ama ters istikamette. Değil mi? Sıfırın solunda olur. Eksi x burada bir yerde x'in mutlak değeri bu gösterdiğim mesafedir. Eksi x'in mutlak değeri de sıfıra aynı mesafede ama sıfırın solunda. Bu iki mesafede aynı olduğuna, eşit olduğuna göre bu iki değer birbirine eşittir. Peki x eksi x olduğunda, onu da çizelim. x eksi olduğunda yani x burada olduğunda, eksi x ne olacak? Eksi x onun tam tersidir. Sıfıra aynı mesafededir ama sıfırın sağındadır. Eksi x'i sıfırın sağına yazmak, evet biraz tuhaf geliyor farkındayım ama diyelim ki x örneğin eksi 2. x eksi 2 ise eksi eksi 2 artı 2 olur. Gösterdiğim bu iki durumda da mutlak değerlerin birbirine eşit olduğunu görüyorsunuz değil mi? Mutlak değer bir sayının sıfır olan mesafesidir. Bu mesafe buradaki mesafeye eşittir. Bu mesafe x'in mutlak değeri, bu mesafede eksi x'in mutlak değeri. Tahminen bu iki değerin neden eşit olduğunu anladınız ve bu konuda anlaştığımıza göre gelin şimdi bu eşitlik üzerinde çalışmaya başlayalım. İlk olarak mutlak değer içinde a eksi b ifadesiyle başlayalım. Bunu incelemenin pek çok farklı yolu var. Bunlardan biri, bu yaklaşımlardan biri, biraz küçük yazayım da sağda yazdıklarım üzerine binmesin. Mutlak değer içinde a eksi b ile başlayalım. A'yı yalnızca a olarak düşüneceğiz. Artı veya eksi olması konusunda bir şey demeyeceğim. Eksi de olabilir. Yalnızca a olarak düşüneceğiz. Buradaki a'yı şu şekilde de yazabiliriz. Eksi, eksi a. Eksi b. Şimdi gelin bu ifade üzerinde biraz düşünelim. Burada ard arda yazdığım iki eksi üzerinde biraz düşünelim. En baştaki a, burada yazdığım şu bölüme eşit. Eksi, eksi a. Eksinin eksisi pozitif, artı, değil mi? Eksinin eksisi artı eder, o halde burası pozitif a'dır. Demek ki bu iki ifade arasında bir fark yok. Peki sağdaki ifadede herhangi bir değişiklik olacak mı? Burayı eksi parantezine alabilirim. Gelin yapalım. Hatta farklı bir renk kullanayım. Eksi parantezine aldığımızda burası neye eşit olacak? Mutlak değer içinde eksi parantez dışına alırsam eksi ve sonra da parantez içindeki ifadeyi yazalım. Parantez içinde eksi a, eksi parantezini aldığımız için b'nin başındaki eksi gider, artı b olur. Parantezleri de aynı renk yapalım ki uyumlu olsun. Evet, peki bu ifadenin bir özelliği var mı? Az önce ne demiştik? Eksi x'in mutlak değeri, eksi x'in mutlak değeri, x'in mutlak değerine eşitti. O halde eksi parantezinde eksi a artı b'nin mutlak değeri de şuna eşit olacak. Mutlak değer içinde, sarıyla yazalım, parantez içindeki ifadenin başında eksi olmayan halinin mutlak değerine eşittir. Az önce de göstermiştim, eksi x'in mutlak değeri, x'in mutlak değerine eşitti. O halde eksi parantezinde eksi a artı b'nin mutlak değeri şuna eşit olur. Eksi a artı b. Peki bu ifade neye eşittir? b eksi a. Değil mi? Sayıların yerini değiştirdim. b eksi a. Ve soruyu çözdük. a eksi b'nin mutlak değerinin b eksi a'nın mutlak değerine eşit olduğunu göstermiş olduk. İsterseniz sağlamasını da yapabilirsiniz. A ile B'nin yerine dilediğiniz, istediğiniz sayıyı koyup deneyin. İsterseniz sayı doğrusunda kullanabilirsiniz ve biri diğerinden büyük olan iki sayının farkının ne demek olduğu üzerine de biraz düşünün. Biz burada nasıl bir ispat yaptık? Eksi parantezine aldık ve yukarıda işlediğimiz bu özelliği de kullanıp ikisinin eşitliğini gösterdik.